değerini bilen ve bugünden sorumlulukla hareket etmenin önemine inanan bu yolda İzmir'in sesine ses gücüne güç katan her değerli anımızda varlığını yanımızda hissettiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Kısa bir konuşma. Aslında hepimiz bir kentte şu veya bu şekilde yaşıyoruz. Yaşadığımız kentten memnun muyuz? Birinci soru bu. Memnun değilsek hangi gerekçelerle memnun değiliz? Kentlerimiz bir beton ormanına dönüştü ve bizler gerçekten üzülüyoruz. Deprem kuşağı var. Yapılan binaların büyük bir kısmı depreme dayanıklı değil. O nedenle hepimizin kentsel dönüşüm diye bir kavramı şu veya bu şekilde öğrenmemize yol açtı böyle bir tablo çıktı ortaya. Ama kentsel dönüşüm nasıl bir dönüşüm? Betonormalına dönüşük mü dönük bir dönüşüm mü yoksa hepimizin rahat yaşayabileceği kentler inşa etmek mi? O nedenle arkadaşlarımız yaşanabilir kentler kentsel dönüşüm diye biz bunu yapalım dediler. Böyle bir ee, markayı yaratalım dediler, ortaya çıkaralım dediler. Bu açıdan güzel. Her kent kendi rantını yaratır. Rantsız bir kent olmaz. Rantı yaratan temel unsur da planlamadır. Yol yaparsınız, binanın değeri artar. Park yaparsınız, binanın değeri artar. Dolayısıyla bir planlama kente rantı ortaya çıkarır. Soru şu. Rantı kimin için kullanacağız? Rantı bir avuç kişi için mi? Yoksa rantı o kentte yaşayan insanlar için mi? Biz planlamayla kentsel dönüşümle ortaya çıkan rantı halk için, kentte yaşayanlar için kullanılmasını istiyoruz ve bütün amacımız da bu çerçeveye dönük. Kuşkusuz kentte sadece biz yaşamıyoruz. Bizim dışımızda diğer canlılar da yaşıyor. Onların da o kentte olma hakları var. Ağaçların, kuşların bunların da olma hakkı var ve en çok da bu aslında İzmir'e yakışıyor. Dolayısıyla e, kentsel dönüşüm, yaşanabilir kentsel dönüşüm öngörülürken doğayla barışık bir kentin olmasına da hepimizin özen göstermesi gerekiyor. Engellilerden söz edildi. Bizim rahat geziyoruz ama engeller var kentlerimizde. Dolayısıyla kentlerin engeller içinde yaşanabilir olması lazım. Sayın Başkan konuşurken üç temel ilkeden söz etti. Yani önce Kentsel dönüşüm yapıyorsak bir yerde önce bir uzlaşma olması lazım. Orada yaşayanlar, insanların o insanların da iradelerini bir şekliyle beyan etmeleri ve bunu o uzlaşmayı ortaya koymaları gerekiyor. Yaşadığımız yer çok iyi değil. Bir araya gelelim, uzlaşalım ve burada yaşanabilir bir kent ortaya çıkaralım diye. Sonra tabii bu insanların kentsel dönüşüm yapıyoruz da bu insanları kentin dışına sürmemek gerekiyor. İstanbul'da bunun çok örneklerini gördük. Rantın çok yüksek olduğu yerlerde insanları sürüldüler kentin varoşlarına oraya farklı insanlar getirildi ve ranttan onlar yararlandılar dolayısıyla eğer rant varsa orada yaşayan insanlara bu rantı bu hakkı teslim etmek gerekiyor ikinci ilke sanıyorum bu bu konuda gerekli özen gösteriliyor. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından. Dolayısıyla bu ilkeler önemli. Bu ülkelerden yola çıkmak gerekiyor ve bu ülkelerin bir şekliyle gereğini hepimizin yapması gerekiyor. Tabii kent sakinlerine bu imkan sağlanırken bu imkanlar bir şekliyle ortaya konurken şöyle bir sorun da karşılaştık. Özellikle İstanbul'da. Kentsel dönüşüm yapıyorsunuz. Bir sürü şikayet var. Ama müteahhitle vatandaşı karşı karşıya getiriyorsunuz, müteahhit iflas ettiği zaman veya yapmadığı zaman vatandaşın başvuracağı, hakkını arayacağı hiçbir makam yok. Dolayısıyla burada da belediyemiz çok önemli bir e, ilke kararı aldı. Vatandaş doğrudan bir kamu kuruluşuyla, en güvendiği kuruluş seçtiği belediye başkanıyla ve belediye başkanlığıyla muhatap oluyor. E, dolayısıyla da hani benim hakkım yenir mi elimden bu hak alınır mı diye bir kaygıya kapılmıyor. Bu da bizim üçüncü ülkemiz ve bu ülke çerçevesinde bir kentsel dönüşümü yaptığımız zaman kentin orada oturan yaşayan sakinler için yaşanabilir bir kent gerçeği ortaya çıkıyor. Ben kısaca burada sözlerime son verirken asıl önemli olan uzmanları dinlemek. Onları birazdan dinleyeceğiz. Bize bir şekliyle katkı veren Sayın Dervişoğlu'na, İYİ Parti'nin İl Başkanı'na, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Milletvekili Arkadaşlarımıza, tabii doğal olarak Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekili Arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ederim. İzmir'i yaşanabilir bir kente dönüştürmek için en azından deprem felaketlerinden de korumak için attığınız adımlar çok değerli, çok önemli. Bir İzmir milletvekili olarak ben de bütün belediye başkanlarıma şükran borçluyum. Hepsine teşekkür ederim. Bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımız gerçekten de bir tarih yazıyorlar. Bu tarihi gelecek kuşaklar çok daha güzel bir şekilde öğrenecekler. Rantın nasıl halk, hakça paylaşıldığını, belde halkına nasıl yardım edildiğini, sorunların nasıl giderildiğini, sorunlar giderilirken sorunları saptamak amacıyla sorunu yaşayanlardan sorunun nasıl dinlendiğini de bir şekliyle geniş kitlelere aktarmış olacağız. Ben hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi hep beraber bizden sonraki uzman arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Kılıçdaroğlu'na değerli katkıları ve kıymetli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Evet ilk oturumumuza geçmek üzere moderatörlüğünü sürdürmesi